Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün Mehdilik olayını ele almaya çalışacağım. Mehdilik inancının tarihi nasıldır, nasıl seyretmiştir, bunu anlatmaya çalışacağım. Mehdi, Kur'an-ı Kerim'de kelime olarak şöyle geçer, hidayet üzere, hidayete erdirilmiş anlamına gelir. Dini bir terim olarak Mehdi, kıyamete yakın bir zamanda zulüm ve kötülüğü ortadan kaldırıp, adaleti ve İslam'ı yeryüzünde hakim kılacağı öne sürülen kişi olarak tanımlanır. Ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir kişiden bahsedilmez. Kıyamet öncesinde neler olacağından bahseder, kıyamet sonrasından bahseder, cehennem azabından bahseder, cehennemliklerin diyaloglarını anlatır, cennetteki nimetlerden bahseder, hatta sizin cinsel ilişkiye nasıl gireceğinize kadar Kur'an-ı Kerim'de bahseder. Ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir kişiden bahsedilmez. Bu insanların kendilerinin uydurduğu bir hikayedir. Böyle bir varlık yoktur. Şöyle düşünelim. Kur'an-ı Kerim her şeyi en ince detayına kadar anlatan bir kitaptır. Bu kadar önemli bir olaydan bahsetmemesi mümkün değildir. İnsanlık tarihi boyunca insanların Mehdi beklentisi olmuştur. Çeşitli değişik inançlarda da vardır. Hatta pagan inançlarında bile Mehdi beklentisi vardır. Ben bu olaya şöyle bakıyorum. Siz denizin ortasındasınız, yüzmede biliyorsunuz. Eğer kendi kendinize yüzseniz karaya çıkacaksınız. Ama bekleyip oradan birisi beni kurtarsın diye bekliyorsunuz. Bu inanç Hristiyanlıkta da Yahudilikte de Mehdi inancı vardır. Bunların detaylarını anlatmaya çalışacağım. Fitr suresi 18. ayette Allah şöyle buyurur. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenip çekemez. Yükü ağır olan onun taşınması için çağırsa, en yakını bile olsa ağırlığından bir şey yüklenemez. Sen ancak görmediği halde Rablerinden korkanları ve namazı dosdoğru kılanları uyarırsın. Kim temizlenirse o sadece kendisi için temizlenir. Dönüş Allah'adır. Yani siz bir Mehdi beklerseniz piyasada bir Mehdiler çıkacaktır. En son gördüğünüz Fethi denen şerefsiz kendisinin Mehdi olduğunu ilan etti. Türkiye'yi kana buladı. Kendiniz gördünüz. Şimdi Mehdilik inancının bir de tarihine bakalım. İleride gelecek bir kurtarıcı inancı büyük dinlerde olduğu gibi ilkel dinlerde de görülmektedir. Bu inanç bir bakıma tarihte ve günümüzde bazı siyasi, dini hareketlerin güç kaynağını oluşturmaktadır. Kavramın içeriğindeki ahir zaman, hükümdarlık, kurtarıcılık gibi ana özellikleri değişmemekle birlikte içinde bulunduğu dinin ve kültürün karakterine göre ayrıntılarda farklılıklar görülmektedir. Şimdi şöyle bakalım. Türkiye'de bir sürü cemaat var, tarikat var. Bunların hepsinin lideri mutlaka Mehdi'dir. İsterseniz bakın araştırın. Şimdi Mehdi inancının bir de tarihçesine bakalım. Mehdi kavramının kökleri ve gelişmesi konusunda batılı araştırmacılar iki görüşü ortaya koyarlar. Birincisi Mehdi inancının Sümerlerde doğduğu, Babillerde ve Mısırlılarda geliştiği ve bu iki kanaldan dünyaya yayıldığı düşüncesidir. Şimdi şöyle bakalım. Mısırlılar, Babilliler, Sümerliler bunların hepsi pagandı. Yani putperest, yani müşrik. Şimdi bizler Müslümanız, hak dinin İslam olduğunu söylüyoruz. Tabii ki hak din İslam'dır. Müşriklerle, putperestlerle aynı inancı paylaşmamız akıl alacak bir şey midir? Bir de Hinduizm. Mehdi inancı Hinduizm'de de vardır. Bir de Hinduizm'e bakalım. Hinduizm'e göre ülke barbarlar tarafından istila edilecek, dinin inanç öğretisi yok olacak, barbar hükümdarlar halkı soymaktan başka bir şey düşünmeyecektir. Halkın kıymetli eşyalarını, kadınlarını, kızlarını ellerinden alacaklar. Asaletin tek şartı zenginlik olacaktır. Aile bağları çözülecek. Kimse evlenmek için bakire aramayacak. Kadınlar kocalarına sadakat göstermeyecek. Çocuklarını henüz ana rahmindeyken öldüreceklerdir. Tabiatın düzeni de bozulacaktır. Mevsimlerin ahengi kalmayacak. Yağmurlar zamanında yağmayacak. Nehirler ve dereler kuruyacaktır. Devrin sonuna doğru ağaçlar otlara dönüşecek. İnsanlar kıtlık korkusuyla yaşayacaktır. Hinduizm'deki bu felaket tasvirlerinin benzeri Mecusilikte, Yahudilikte ve diğer dinlerde de vardır. Mehdi Yahova şahitlerine göre yani Yahudilere göre 1975'te eski Şia rivayetlerine göre 12. imamın gaybı ihtiyar edişinden 60 gün, 60 ay veya 60 yıl sonra gelecektir.
Mehdi'nin iktidar süreleri Hinduizm, Mecusilik ve Hristiyanlıkta biner yıl olarak düşünülürken Budizm'de 84 bin yıla kadar çıkarılmıştır. Bu süreç Yahudilikte 40, 70 veya 400 yıl olarak öngörülür. İslami rivayetlerde ise 2 yıl ile 40 yıl arası çeşitli sayılar nakledilir. Çeşitli dinlerde yer alan bu hesaplar inananlarını daima hayal kırıklığına uğratmasına rağmen dar çevrelerde güncelliğini sürdürmektedir. Yani bizde de 40 yıl olarak veya 40 bin yıl olarak düşünülür. Bizler Yahudilerle farklı olduğumuzu düşünüp onlarla aynı inancı paylaşmamız ne kadar doğrudur acaba? Mehdilerin diğer insanlardan ayrı olarak olağanüstü sıfatlara sahip olduğu düşünülür. Onların tanrısal benliğine sahip olduğuna veya üzerlerinde Tanrı'nın özel rahmetinin bulunduğuna inanılır. Hata yapmazlar. Diledikleri zaman mucize gösterirler. Mensubu oldukları dinlerin kutsal kitaplarını öğrenirler. Yeni bir meseleyle karşılaştıklarında Tanrı onları vahiy ve ilhamla aydınlatır. Yahudilerde Davut peygamberin soyundan geleceği düşünülür Mehdi'nin. Dünyaya Yahudiliği hakim kılacak, yani arzu mebudu gerçekleştirecek. İslami düşüncelerde ise peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan geleceği düşünülür. İşte dünyaya İslam'ı hakim kılacağı düşünülür. Yani peygamber soyundan olacağına inanılır. Yani kendisi seyittir. Şimdi Türkiye'de videomun başında da söylediğim gibi her cemaatin, tarikatın başına, liderine bakın. Mutlaka seyittir kendisi ve mutlaka Mehdi'nin özellikleri vardır kendisinde. Şöyle düşünelim. Şimdi bizler hak din İslam'a inandığımızı söylüyoruz. Sümerliler, Babililer, Budizm, Hinduizm ve diğer pagan dinlerin hemen hemen hepsinde olan bu inanca bizler de inanıyoruz. Yahudilikte, Hristiyanlıkta tarif edilmiş bu dinlerde olan inanç aynısı bizde de olduğu zaman bizim onlardan farkımız ne olacak ki? Bunu bir düşünüp kendimizi sorgulamamız gerekmez mi?